Sabah çalan zilin sesine uyandım. Saat ona geliyordu. Gelen neşeydi. Elinde kocaman bir saklama kabıyla gelmişti. Hoş geldin diyerek içeriye buyur ettim ve direkt mutfağa giderek bize kahvaltılık bir şeyler hazırlamaya başladı. Böyle zahmet etmeni istemiyorum. Benim için zahmet değil. İçimden geldiği için yapıyorum. Ayrıca temizliği bitiremedim. Bu yüzden de yarım kalan işimi halletmeye geldim dedi gülümseyerek. Beni mahcup ediyorsun ama. Sen hiçbir şey beklemeden beni ve annemi bu dertten kurtardın. Ne yapsam azdır senin için. Ben bir şey bekleyerek yapmadım, Allah rızası için yaptım ne yaptıysam. Biliyorum. Zaten bu yüzden yaptığım şeylerde içim çok rahat. Teşekkür ederim. Neşeyle kahvaltının ardından evin geri kalanını temizledik. İş bittiğinde beraberce çay içmeye başladık yarın yola çıkarak memleketime gideceğimi ve yakında geri döneceğimi söyledim. Herhangi bir şey olması halinde ise bana rahatça ulaşabilsin diye telefon numaramı verdim. Keyif dolu bir sohbetin ardından bana yemeklik bir şeyler hazırlayarak sonrasında evden ayrıldı. O gittikten sonra ben de namaz kılmaya başladım. Namazım bittiğinde seccadeden kalkmadan zikirlerime başladım. Gece yarısına kadar zikre devam ettim. Kaç kez tekrarladığımı bilmiyorum. Tam seccadeyi toplayıp bir şeyler yemeye niyetlendim ki Duygu aradı. İlk kez mesaj dışında bir yolla bana ulaşıyordu. Telefonda uzun uzun sohbet ettik. Onunla konuşurken bir yandan da karnımı doyurmuştum. Bol gülüşmeli bir sohbetten sonra vedalaşarak telefonu kapattık. Birkaç mesajın ardından alarm kurarak uyudum. Deliksiz bir uykunun ardındansa sabah namazına uyandım. Namaz ve zikirleri tamamlayarak geri uyudum. Öğlen saatinde bizim oraya otobüs vardı. Bu yüzden de kafam rahattı. Saat 10 gibi uyanarak dünden kalmaların hepsini yedim. Daha sonra dualarla kapıları kilitleyerek evden ayrıldım. Bütün gece yolda geçmişti. Ben de bundan istifade ederek uyanık olduğum her an zikre devam ediyordum. Sabah saatlerinde inmiştim otobüsten. İlk işim İlhan abinin bürosuna uğramak olmuştu. Birkaç saat boyunca keyifle muhabbet edip çaylarımızı içtik. Kalkarken tanıdığı mermerci olup olmadığını sordum. O ise daha evvel bir müvekkilinin bu işi yaptığını söyledi. Hem işi uyguna yaptırırız hem de kaliteli olur diyerek adamı aradı. Adam memnuniyetle yardım edeceğini söylediğinde adresi yazarak bana verdi. Kendisinin duruşması olduğu için gelemiyordu bana da şehri gezmeye bahane olmuştu. Bir süre dolaştıktan sonra adamın iş yerine gittim. Kısa bir muhabbetin ardından köye giderek ölçü almasının gerektiğini, iki güne en geç işin biteceğini söylediğinde sevinerek teşekkür ettim. Beraberce yola çıktık. Köye geldiğimizde mezarların ölçüsünü aldı ve uzun bir hesaplamadan sonra biraz da pazarlıkla uygun bir fiyata dört tane mezarın hepsi için anlaştık. Bütün beton işlerini de o yapacaktı. Tam mezarlıktan çıkarken kapısını da halledip halledemeyeceğini sorduğumda onu da hallederim. O da benden olsun diyerek anlaşmamızı tamamlamıştık. Meydana geldiğimde bütün ihtiyarlar oradaydı. Hepsiyle tek tek selamlaştım. İkindiye kadar kahvede eskilerden muhabbetler ettik. Ezanla beraber camiye geçtik. Namazdan sonra akşama görüşmek üzere yanlarından ayrılıp Misafirhaneye gittim. Yorgundum. Biraz dinlenmem lazımdı. Akşam ezanından önce uyanmıştım. Dışarıya çıktığımda o gece dereden çıkardığım kızı gördüm. Önünde hayvanlarıyla beraber çeşmeye doğru gidiyordu. Seslenmeden arkasından yürüdüm ve Seymerdeş diye içimden seslendim. Hemen yanımda belirdi. Her geldiğimde biraz daha iyi görüyorum seni. Beklediğimden daha hızlı gelişiyorsun. Teşekkür ederim. Elimden geldikçe zikre devam ediyorum. Bu kısa muhabbetin ardından kızı işaret ederek ona epkemle müdahale etmiştik. Durumu nasıl, bir sıkıntısı var mı bakmanı istiyorum dediğimde bir anda yanımdan kayboldu. Birkaç saniye sonrasında ise yeniden yanımda belirdi ve gayet iyi olduğunu söyledi. O anda kızın yanındaki ineklerden biri sürüden ayrılarak bana doğru koşmaya başladı. O an kız beni fark ettiğinde kaçmam için bağırmaya başladı. İnek bana iyice yaklaştığında elimi ineğe doğru kaldırdım. Seymerdeş o anda yapması gerekeni anlamış gibi direkt ineğin önünde belirdi. İnek o an ne oldu anlamadan zorla da olsa kendini durdurdu. Yanına giderek başını sevdim ve boynunda olan çanından tutarak kızın yanına gittim. Neden kaçmadın? az daha seni ezecekti. Seninle normal şartlarda karşılaşmak imkansız gibi. Bunu söylediğimde o da gülerek karşılık verdi. Nasıl oldun? Çok iyiyim. Artık rahatsız edilmiyorum. Sen ne zaman geldin? Birkaç saat oluyor. Bizimkilerin mezarlarını yaptırmak için geldim. Mermerciyle beraber ölçü aldık, iki güne tamamlayacağını söyledi. Sonra ne yapacaksın peki? Bilmiyorum henüz karar vermedim. Bir süre kalır geri İzmir'e dönerim sanırım. Hayvanlar sularını içerken biz muhabbete devam ediyorduk. Akşam yemeğini hazırlamıştım. Sana da getiririm birazdan. Buradayken yemek ve temizliği dert etme. Ben elimden geleni yaparım. Zahmet etme. Ben başımın çaresine bakarım bir şekilde. Olur mu öyle şey? Başımızın üzerinde yerim var. O yemek her türlü pişiyor. Bir tabak fazla koyacağım sofraya o kadar. Bunun ne zahmeti olacak. O esnada hayvanların su içme seremonileri son bulmuştu. Kıza yardım ederek ahırlarına kadar götürdüm. Annesi de dışarıda ineklerin gelmesini bekliyordu. Beni görünce yanıma gelerek "Hoş geldin oğlum." dedi. Ben elini öperek "Hoş buldum teyzecim." diyerek yanıtladım. Ayaküstü kısa bir muhabbetin ardından yanlarından Okunan ezanla ayrıldım. Hızlıca abdest alarak camiye geçtim. Herkes niyet ederken yetişmiştim. Gecikmeden niyet edip namaza başladım. Namazın ardından misafirhaneye geri döndüm. Ben kapıdan girerken kız da elinde yemek tepsisiyle bana doğru geliyordu. Elinden tepsiyi alarak teşekkür ettim. Tepsi kalsın. Sabah kahvaltıyı getirdiğimde onu da alırım diyerek yanımdan ayrıldı misafirhaneye gidip bir güzel karnımı doyurdum. Köylük yer olmasına rağmen elinin lezzeti çok güzeldi. Yiyemediğim çok az yemek kalmıştı. Onları da bozulmasın diye ekmeğin arasına doldurdum ve misafirhaneden ayrılarak meydana doğru yürümeye başladım. Hem kahvede oturup çay içecektim hem de sokakta dolaşan köpeklere elimdekini pay edecektim. Meydana geldiğimde kahvenin yanında yatan köpekleri gördüm yanlarına giderek elimdeki ekmeği onlara payettim. Biraz da sevdikten sonra caminin yanındaki çeşmeden elimi yıkayarak kahveye geri döndüm. Selam vererek yanlarına oturdum. Bir süre muhabbetin ardından imam da yanımıza geldi. Sıkıntılı bir hali vardı. Yanım boş olduğu için gelip yanıma oturdu. "Hayırdır hocam, neyin var?" diyerek sorduğumda yakın bir köyden bir imamın aradığını ve onun köyünden birkaç kişi de musallat olduğunu. Dışarıdan birkaç tane hoca getirdiklerini ama bir türlü durumu çözemediklerini. Bir tanıdığımın olup olmadığını sordu. Sen de var deseydin hocam. Diğer hocalar çözememişler. Üstüne onlar da zarar görmüş. E, ee, buna mı canını sıkıyorsun? Seni riske atmak istemedim. Bunu düşünmene gerek yok. Nasipte ne varsa o çıkar karşımıza. Dün aramış olsalardı yok diyecektin ama nasipte bugün sana ulaşmaları varmış. Hem göz göre göre sıkıntı yaşayan birileri varken bize burada durmak yakışır mı? Sen ara birini bulduğunu söyle. Birazdan da geleceğimizi hazırlanmalarını söyle. Şimdi tek bir problemimiz var o köye nasıl gideceğiz? Kimsenin arabası var mı burada ben hiç görmedim çünkü köyde birçok araç var. Kimse bir yere gidip gelmediği için hepsi garajlarda durur. E, o halde ne duruyoruz? Ben eşyalarımı alıyorum. Sen de arabanı çıkarırsın hocam o zamana kadar. Bunu söyleyerek yanlarından ayrıldım ve misafirhanede belki davet ya da bağlama gerekir diye birkaç parça eşyayı alarak meydana geri döndüm. Hoca da arabasını çıkarmış beni bekliyordu. Hoca çok yaşlı sayılmaz. En fazla kırklarında falan vardı. Muhabbet ederek gidiyorduk. Köye yaklaşınca Seymerdeş diye seslendim. O an arabanın arka koltuğunda, çarşaf içerisinde belirdi. Köyün girişinde ona yakın genç ve yaşlı insan beni bekliyordu. Seymerdeş'e kendini belli etmemesini, ben söyleyene kadar da içerimde kalmasını söyledim. O an ortadan kayboldu. Onu beynimin en iç noktasında hissedebiliyordum. Epkemin aksine içimdeki varlığı garip bir his veriyor, sanki beynim karıncalanıyordu. Hoca, arabayı adamlara yaklaştırdığımızda durdurdu ve inerek onlara doğru yürümeye başladık. Herkes beni gördüğüne şaşkın şekilde hocamız nerede diye sordular. İmam da beni göstererek hocamız bu delikanlıdır dedi. Ben kara kara düşünürken o yardım etmeyi teklif etti. Ben de yanında eşlikçi olarak geldim. Bunu söylediğinde herkesin yüzündeki umutsuzluk belirginleşmişti. Seymerdeş, şu iki sakallı da hoca ama güçleri yetmemiş dediğinde adları ne diye sordum ona. Sakalı kısa olan Hüsrev, diğeri ise Muhammed'dir. Sağ ol dedim ve köylülere dönerek Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun. Allah'ın izni ne ise o olur. Hüsrev ve Muhammed Hoca şanslarını denemişler. Bir de ben deneyeyim. O an köylülerin suratlarını görmüş olmanız gerekirdi. Ağızları bir karış açık kalmıştı. Bizim imam da şaşırdı ama hemen kendini toplayarak yol gösterin ağlar o vakit dedi. Ben de gerekmez. Önce köyde dolaşacağım diyerek aralarından ayrıldım. Seymerdeşe neler oluyor öğren gel. Ne nedir, ne değildir. Ne varsa istiyorum dedim. O ise Hemen içimden çıkarak bilgi bulmaya gitti. Ben de o esnada etrafa bakınıyordum. Bizim köyden daha büyük ama evleri çok daha eski bir yerdi burası. Ben yürürken köylüler de geriden geliyorlardı. Seymerdeş o an tekrar içerime girdi. Neler buldun anlat bakalım. Dört kişide musallat var. Bunlar beraber bir dağda içmiş ve mangal yapmışlar yedikleri kemikleri sağa sola atmışlar. Kalktıkları sırada yılan kılığına girmiş bir cini öldürmüşler. Bu da yetmez gibi alıp ateşe atmışlar ve ateşi de işiyerek söndürmüşler. Bu nasıl bir zincirleme bok yemektir böyle. İşin kötü yanı bu kabile basit şekilde müdahale edilecek bir kabile değil. Savaşmadan ya da diyet vermeden işin içerisinden çıkamayız. Neredeler peki? Üç ev sonra sağa döneceksin en alttaki evde hepsi. Zaten köylüler kapıda bekliyorlar. Gidince kolayca görürsün. Ardımdan yürüyerek gelenlere döndüm. Yaptıkları zulme rağmen yaşamış olmaları mucize. Elimden geleni yapacağım. Nasiplerinde eğer yaşamak varsa yaşarlar. Yoksa Allah affetsin demekten başka elimizden bir şey gelmez. Bunu söyledikten sonra yeniden önüme dönerek Seymerdeş'in tarif ettiği yere doğru yürümeye başladım. Onlarsa hayret içerisinde beni izlemeye devam ediyorlardı. Birkaç dakika sonra eve varmıştım. Hemen ardımdan da diğerleri geldiler. Kapıdaki cemaate selam verdiğimde aleykümselam diyerek yüzüme baktılar. Ardımdan gelenleri gördüklerinde neden geldiğimi anlamışlardı. Ama onlar da yine aynı ifadeyle bakıyorlardı bana. Seymerdeş'e içimden hangileri diye sorduğumda bana hepsini tarif etti. Ben de kardeşlerimi içeriden dışarı çıkarın korkmasınlar. Allah'ın izniyle onları kurtarmaya geldim dedim. Herkes hiçbir şey yapmadan şaşkınca bana bakıyordu. Siz mi çıkarırsınız ben mi çıkarayım diye sertçe söylendiğimde yüzlerindeki şaşkınlık gitmiş yerini korkuya bırakmıştı. Hocalara dönerek ellerinde hangi malzemelerin olduğunu sordum. Onlar da saydıklarında Hepsini alın gelin o halde diyerek söylendim ama oralı olmadılar. O an öyle bir öfke kapladı ki içimi Seymel Deş ne yapması gerektiğini anlamıştı. O an sadece iki hocanın göreceği hale geldi. Onlara kendini nasıl gösterdi bilmiyorum ama adamların yere kapaklanmasına yetmişti bu. Onların o halini görenler sağa sola dağılmaya başladılar. Buraya oyun oynamaya mı geldim sanıyorsunuz? gücünüzün yetmediği işe Allah'ın izniyle geldim. Şimdi ne diyorsam yapmaktan başka alternatifiniz yok diyerek bağırdım. O an ikisi de birden ayağa kalktı ve hemen koşarak içeriye girdiler, malzemeleri getirdiler. Diğerleri ise musallata uğrayanların koluna girmiş getirmeye çalışıyorlardı. Ne kadar uğraşsalar da başarılı olmaları çok zordu. Seymerdeş'e hepsini bayıltmasını söylediğimde birbirleri ardınca dört musallatlı da bayıldılar. Evin önünde olan düzliğe hocaların malzemeleriyle Seymerdeş'in tarifine göre karışımlar yaparak hazırladım. Adamları bırakacakları yerleri gösterdim. Adamları yan yana yere uzattılar. Ben de etraflarına yaptığım karışımdan büyükçe bir halka yaptım. Amacım dördünü de orada esir edip konuşmaktı. Halkayı tamamladıktan sonra Seymerdeş'e ayıltmasını söyledim. O an Hepsi çığlıklar atarak yerlerinden kaçmaya çalıştılar ama Çemberden de çıkamıyorlardı Aramice olarak Ey bu günahkarların içerisinde olan kafirler Lisana gelin dedim O anda yanıt alamadım ve tekrarladım Üçüncüde de yanıt alamayınca Seymerdeş Azap vermeden konuşmazlar dedi Ben de Saffat suresinden bazı ayetler okumaya başladım Adamların Hepsi bir anda yerde kıvranmaya başladılar Köylüler Hocaların arkasına saklanmışlardı ama hocaların da korktukları her halinden belli oluyordu. Azaplarını katladıkça katladım ve sorumu yineledim. O an hepsi lisan'a geldiler. Eğer konuşacaksanız acınızı dindireceğim. Bunu söylediğimde hep birazdan evet diye bağırdılar. O an İbrahim suresinden ayetlerle acılarını dindirdim. İçinizde en rütbeli kimse o konuşsun ve herkesin anlayacağı dilde lisana gelsin. Bunu söyleyerek sözlerimi tamamladım. İçlerinden biri yetkilileri benim diye bağırdığında yaşanan olayı az çok duydum. Bir de siz anlatın. Buradakilerin hepsi buna şahitlik edecek dediğimde olayı anlatmaya başladı. Seymerdeş'in anlattıklarının aynısını anlattılar. Ahaliye dönerek bu cinin söylediklerine şahit misiniz diye bağırdım. Hepsi korkak ve cılız bir sesle evet dediler. Net konuşun. Şahit misiniz diye tekrarladım. Bu defa daha tok olacak şekilde evet dediler. Cine dönerek ben olanları biliyorum. Şimdi yılanı öldüren hangisiydi? En baştaki diye yanıt verdi. Ona dönerek içindeki kafir lisandan çekil. Bir de onu anlattıralım. Bu sayede kimsenin şüphesi kalmayacak dediğimde adam kendine geldi ve etrafına bakınmaya başladı. Korkma, güvendesin ama sorularıma eğer yalan cevaplar verirsen sonun kötü olur. Yerinden teprenerek kaçmaya çalıştı ama cin onu çoktan bağlamıştı. Sadece ağzın açık, geri kalanın kilitte. O gece neler yaşandı doğrucu anlat. Adam olayın en başını doğru, gerisini ise çarpıtarak anlatmaya başladı. Sen şu an içerisinde olduğun hali bilmez misin? Allah işin aslını biliyorken kullardan mı gizlemeye çalışırsın? Sana bir dakika mühlet. Eğer doğruları anlatmazsan göreceğin şeylerin sorumlusu ben değilim bilesin. Yanımda duran Seymerdeş'e dönerek başımla işaret verdiğimde adam çığlık attıracak hale geldi. Adam, vallahi doğru neyse onu anlatacağım dediğinde Seymerdeş eski haline geri döndü. Adam cinni anlattıysa birebir aynısını anlattı. Ahaliye dönerek "Şahit misiniz?" dediğimde hepsi bir ağızdan "Evet" diyerek tasdiklediler. Daha sonra lisanda olana dönerek "Sen de şahit misin?" Evet. "Peki siz bilmez misiniz? Bu kullar sizi göremez. Kimsenin olmadığı yerlerde yaşamanız gerektiğini bilmez misiniz?" Biz ahide sadık kaldık. Orası daha evvelden bu çamurların geldiği bir yer değildi. Sarp, kayalık bir yerde yaşarız. Bunları ne kadar uyarmaya çalıştıysak da işe yaramadı. Ses çıkardık, köpek kılığına girdik, taş attılar. En son yılan kılığına girdi, onu ise acımadan öldürdüler. Bu da yetmezmiş gibi bunun üzerine götürüp ateşe attılar. Kahkaha atarak ölümüzün üzerine işediler onların canı artık bizimdir. Diğer iki hocaya da bunları söyledik ama onlar anlamayıp bizi öldürmeye çalıştılar. Olan onlara ve yardımcılarına oldu. Eğer sen de onların gününe girmek istemiyorsan bu işe karışma. Ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın izniyle geldim. Siz davanızda haklısınız. Size lafım yok. Ama bu kulları da bırakmanız gerek. Diyet neyse razıyız. Biz diyet istemeyiz. Onların canları bizim. Bizi de bundan kimse vazgeçiremez. O an Seymerdeş'e dönerek arkadaşlarını çağırmasını söyledim. Her tarafımızı yüzlerce Müslüman cin sardı. Ben ve dostlarım, eğer diyete razı olmaz iseniz, sizden geriye bir şey kalmayana kadar kabilenizi gözlerinizin önünde yok etmekten çekinmeyiz. Cin hala söylediklerinde ısrarcıydı. Sizin gücünüz ne bana ne de kabileme yetmez. Ben davamda ısrarcıyım. Ne kadar konuşsam da cin anlayış göstermiyordu. Çağır o halde kabileni, kimin gücü kime yeterse görürüz. Bunu söylediğimde cin seslenmeye başladı. O an herkes çıkan rüzgardan yüzünü kapar olmuştu. İki tarafta birbirine diş biliyordu. Her ne kadar bizden kalabalık olsalar da Güçleri bizimle savaşmaya yetmezdi. Kabilesine dönerek herkes meramını anlattı. Size zarar vermek istemiyorum. Niyetim o olsaydı bu dört cini de yakardım ama siz davanızda haklısınız. Allah'ın adaleti haklıya hakkını vermeye gerektirir. Ben de size ölen cin için hakkınızı vermeye razıyım. Bu olanlar bunlara ders oldu. Bir daha sizin olduğunuz yerin yakınından dahi geçmeyecekler. Size zarar vermeye yeniden çalışırlarsa ne yaparsanız haklısınız. Ama bir cahillik etmişler. Daha fazla cana yazık olmadan bu olayı bitirelim. İçlerinden en irisi ve en yaşlısı çıkarak bu çamur haklıdır diye teraziyiz. Ölçünüz nedir peki? Her birinden 80 koyun, 10 araba tezek isteriz. Bunlar bize verilirse davamızdan döneriz. Bir daha onlara ilişmeyiz. Seymerdeş'e dönerek diyet nasıldır diye sorduğumda adildir, ölçü tamdır diyerek yanıt verdi. Köylüye dönerek razı mısınız diye sorduğumda bir araya gelerek konuştular. Ve hoca dönerek razıyız dedi. O halde varın tez getirin diyerek hepsini gönderdim. Cinlere dönerek sözünüz bendedir. Herkes de şahidimdir. Bedenlerden çıkın ve söz verin. Bir daha bu insanlar size bulaşmadıkça siz de onlara bulaşmayacaksınız. Kutsal bildiğimiz her şeye yemin ederiz. Diyetimizi aldıktan sonra bir daha bu çamurdan olmalar bize sataşmadıkça biz de onlara sataşmayacağız. Ardında duran Müslüman cinlere dönerek "Şahit misiniz?" diye sordum. Hepsi "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şahidiz." Bunun üzerine o halde Çıkın sizlerde. Bunu söylediğimde cinlerin hepsi içlerinden çıktılar. O anda musallata uğramışların hepsi yere yığıldı. Elimle yaptığım çemberi bozdum ve açtığım aradan cinler dışarıya çıktılar. Yaklaşık yarım saatlik bekleyişin ardından köylüler koyunlarla geldiler. Bir kısmının ise ellerinde el arabalarında olan yığma tezekler vardı. Hepsini ilerideki ağaçların altına bırakın. Koyunları da meraya salın dedim. Herkes dediklerimi hızlıca yaparak yanıma geldiler. O anda anlaşmamız tamamdır. Ne varsa sizindir diyerek liderlerine söyledim. Bir anda etrafı toz bulutu kapladı. Birkaç saniye içerisinde ne kuzu ne de tezek kalmamıştı. Toz bulutu kaybolunca çeşmenin yanında olan kova dolu suyu alarak ortada yatan dört adamın üzerine serptim. Bunu hak etmişlerdi kendilerine geldiğinde anlaşmanın yapıldığını, buradaki herkesin şahitlik yaptığını, bir daha bu işe kalkıştıklarında anlaşmamız gereği canlarınız onlarındır. Çarpılmadan ya da musallat olmadan öleceksiniz. Bunu bilin. Yerdekiler itiraz etmeye kalktıklarındaysa hepsinin babaları yakalarından tuttukları gibi tokatı yapıştırdılar. Demek utanmadan içtiniz, yetmedi yılan öldürdünüz. Bu da yetmedi ateşe atarak üstüne işediniz öyle mi? O an dördü de yedikleri bokların öğrenildiğini anladılar. Sesleri çıkmadan başlarını önüne eğerek namus sözü. Bir daha oranın yakınından dahi geçmeyeceğiz. Söz verip yemin ettiler. O an hocaların önüne doğru gittiğimde hepsi arkamdaki cinleri gördüğü için korkarak evin duvarına kadar geri gidip dayandılar. Bir daha bu işe kalkışacaksanız Allah rızası için yapın. Üç kuruşun peşine düşerek değil, adil olan neyse onu yapmak. Allah'ın rızası için buradayım. O neyi nasip ederse onun ötesi olmaz diyerek ahaliye döndüm. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu dördü size de emanettir. Allah'a emanet olun diyerek geldiğim yöne doğru dönerek yürümeye başladım. Bütün cinler arkamdan geliyorlardı köşeye geldiğimde Allah sizlerden razı olsun diyerek teşekkür ettim. Onlarsa asıl Allah senden razı olsun. Doğru yolundan şaşırtmasın seni diyerek yanıtladılar beni. Amin inşallah diyerek de karşılık verdim. O an bir bir kaybolmaya başladılar. Sadece Seymerdeş yanımda kaldı. Onunla beraber yürümeye başladık. Hoca ise bize geriden yetişmeye çalışıyordu. Ağır ağır ilerlerken hoca arabaya yaklaştığımızda anca yetişebilmişti. Elini cebine atarak bir tomar para çıkardı. Bunu köylü verdi. Ne kadar almayacağını söylesem de zorlayarak verdiler. Öyle şey olmaz. Bu işi Allah rızası için yaptım. Onlardan beklentiye girerek gelmedim buraya. Bunu söyledikten sonra Seymerdeş'e dönerek kılığıma girmesini ve parayı onlara verip gelmesini söyledim. Hoca ağza açık bakarken elimle parayı ileriye doğru uzattım. Bir anda para kayboldu. Bunu görünce hocanın neredeyse dili tutulacaktı. Birkaç saniye geçti geçmedi, evin oradan bağırışlar yükseldi. Hepsi birden kaçışıyordu. Seymerdeş o an yanımda belirdi. Yüzünde kahkaha atmamak için kendini zor tutan bir hal vardı. Ne oldu diye sorduğumda bir anda yanlarında belirip parayı bırakıp oradan kaybolunca korktular diyerek kahkahayı patlattı. Niye bunu yaptın? Biliyorsun korkacaklarını. Yaptıklarına sinirlenmiştim. Normalde uzaktan giderek verecektim parayı ama onlara da ders vermek istedim. Hocaya bunu anlattığımda köye kadar gülerek gittik. Beni kaldığım yere bırakarak kendi evine geçti. Seymerdeş'le vedalaşarak üzerimi değiştiğim gibi kendimi yatağa bıraktım. Sabah kapımın vurulmasıyla kendime geldim. Kız elinde tepsisiyle beni bekliyordu. Beraberce muhabbet ederek kahvaltımızı yaptık. Çayımı içerken telefonum çalmaya başladı. Arayan mermerciydi. Hazır olduğunu, birazdan köye geleceğini söyledi. Ben de tamam diyerek kapattım telefonu. Kıza çok teşekkür ettim ve beraberce evden çıktık. O evine ben de mezarlığa doğru gitmeye başladım. Bir süre bekledikten sonra mermerci nihayet görünmeye başlamıştı. O ve iki yardımcısı beraber gelmişlerdi. Ben de onlara yardım ettim. Akşama doğru mezarları ve giriş kapısını bitirebilmiştik. Ödemelerini yaptım ve helalleşerek vedalaştım. Yaklaşık bir hafta kadar köyde kalıp İzmir'e döndüm. Bu esnada ara ara duyguyla konuşmaya devam ediyordum. Son konuşmamızda okulunun bittiğini ve birkaç güne İzmir'e döneceğini söyledi. Buluşacağımız gün için sözleşmiştik. Onu özlemiştim. Bunu buluşmaya gittiğim zaman anlamıştım. Zaten günler öncesinden neler giyeceğimi bile belirlemiştim. Evde kaldığım zamanlarda ibadetimi aksatmıyor, zikirlerimi kat ve kat arttırarak devam ediyordum. İçimde duyguya karşı bir huzursuzluk vardı. Yaptığım şeyleri saklamanın verdiği huzursuzluktu bu. Bir yolunu bularak ona her şeyi anlatmalıydım ama beni anlar mıydı bilmiyorum. Sonunda buluşma günümüz gelmişti. Tepeden tırnağa hazırlanarak evden ayrıldım.